Habertürk, Oray Eğin. Bu hafta bir kaset çıkar mı? Gündem her ne kadar jet hızıyla değişse de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime 10 gün kala attığı bir tweet seçim döneminin belki de en önemli ithamıydı. Ve neredeyse unutulmak üzere. Kılıçdaroğlu özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı hedef aldığı tweetinde bir ekibi kendini Dark Web üzerinden hedef almakla ve Cambridge analitik acılık oynamakla itham etti. Daha sonra televizyona çıkarak iddiasını genişletti. Hatta bunun üzerine ortalığa bir kaset iddiası düştü. Seçime günler kala sızdırılacak, CHP'nin sahte olduğunu söylediği bir kaset. Hatta Kılıçdaroğlu'nun bu operasyonun önünü kesmek için bu uyarıyı yaptığı da söylendi. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlar da epey önce bir kaset olduğunu ima etmişlerdi. Ama bu kaset bir türlü ortaya çıkmıyor. Hatta hiç kimse böyle bir kaseti görmüş değil. Ortada bir kaset varsa bu hafta çıkması gerekiyor. Ya da Kılıçdaroğlu bu kasetin çıkmasını önledi. Veya ortada aslında hiçbir zaman bir kaset yoktu. Yeteri kadar kafa karıştırıcı değil mi? Deep mi, dark mı? Kemal Kılıçdaroğlu terminolojiye çok hakim olmadığından önceki akşam televizyonda deep fake ve dark web ifadelerini birbirine karıştırdı. Hatta ne deniyordu gibi bir soru bile sordu. Aradaki fark çok önemli oysa. Deep web internetin arama motorlarınca sıralanmayan kısmına verilen isim. İnternetteki kayıtlı bilginin %96 veya %99'una tekabül ettiği düşünülüyor. Ödeme duvarı arkasındaki şifreyle girilen bilgilerin tamamı deep web'e dahil. Netflix izleme listenizden banka hesap bilgilerinize kadar. Bu özel bilgilerimizin satıldığı, para ettiği yerlerse dark web'deki pazarlar. Dark web ve deep web eş anlamlı kullanılmaması gereken kavramlar. Aksine dark web bir anlamda deep web'in parçası. İçindeki en derin çukur Dark Web'e erişmek için özel bir tarayıcı ve VPN gerekiyor. Kapısını araladıktan sonra kaotik ve anarşik bir bölgeye gireceğiniz için başınıza geleceklerden kendiniz sorumlusunuz. Şahsi bilgilerinizin kayıtlı olduğu bir bilgisayardan girmemiz tavsiye ediliyor. Yaygın kanının aksine Dark Web adıyla müsemma karanlık bir yer olmayabilir. Yasa dışı pornografiden terörizme, insan ticaretinden uyuşturucuya şahsi verilerden silah alışverişine pek çok karanlık alan var. Ama dark web pek çok gazetecinin bilgiye ulaşmak için kullandığı ya da Kuzey Kore gibi aşırı sansürlü ülkelerde bilginin yayılması sansürden kaçınmak için faydalı bir yerde olabilir. 2016'da Trump'ın kampanyasını yöneten Steve Bannon tuttuğu villayı bilgisayarlarla donatmış, deep web'i iyi kullanan bir ordu kurmuş ve Clinton Vakfı'nın tartışmalı bağışlarını incelemişti. Bulguları doğruydu. Hatta daha sonra New York Times'a haber oldu ve Hillary Clinton'ın yolsuz imajına katkıda bulundu. Siyasi rakipler karşılarındakini yıpratmak, açığını bulmak için bu yönteme başvurabilir. Ama bu illaki manipülasyon ya da sahte bilgi ürettikleri anlamına gelmiyor. Eskiden kapı kapı dolaşılarak çöp karıştırılarak edinilen bilgilere şimdi yüksek hızlı bir bilgisayardan ulaşmak mümkün. Bu illaki bir komplo anlamına gelmez. Meşru bir Oppo Research sadece. Kılıçdaroğlu ne diyor? Önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a Kılıçdaroğlu'nun bu tweetiyle neyi kastettiğini sordum. Özkan bana Deepfake denilen teknolojiyle hazırlanmış bir kasetin dolaşıma sürüleceklerine dair istihbarat aldıklarını söyledi. Bu teknolojiyle hayatta olmayan insanları dahi hareket ettirmek, konuşturmak, istediğinizi söyletmek ve istediğinizi yaptırmak mümkün. Özkan'a göre olası bir deepfake videonun amacı CHP liderini PKK ve FETÖ ile bağlantılı göstermek, asla yan yana gelmeyeceği insanlarla bir aradaymış gibi göstermek. CHP bu konuda tedbir almak için deepfake videoları yarım saat ya da bir saat içinde tespit eden birkaç yazılımcı firma olduğunu, parti olarak onlarla anlaştıklarını söyledi. Eğer dendiği gibi bu hafta bir kaset yayılırsa CHP bunun sahte olduğunu kanıtlayacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir açıklama yaparak bunun CHP Genel Başkanının yalan siyasetinin sınır tanımazlığı olduğunu söyledi. Altun ayrıca bu iddianın akıl ve izan dolu bir iftira olduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı bu konuda görüşme talebimi yanıtsız bıraktı. Bir konunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Deep fake için illaki dark web'e dalmanız, oradan birini bulmanız gerekmiyor. Böylesi bir kaseti bir devletin, bir güç odağının örgütlü bir ekibin yapması da gerekmiyor. Hollywood'da buna benzer CGI teknolojisini yıllardır kullanıyor zaten. Elinde imkanı olan bir genç de kolaylıkla hatta sadece eğlencesine sahte içerik üretip dağıtabilir. Önemli olan bunu tespit edebilmek. Şimdilik bütün işaretler bu hafta böyle bir kaset çıkmayacağını gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun Cambridge Analytica iması Yakın tarih hepimize bir şey öğretti ise seçim manipülasyonunun tek bir devletin, şahsın ya da siyasi partinin işi olmadığı, bu işi mutlaka başka devletler ve çıkar gruplarıyla ortak örgütlendiğini öğretti. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun tweetindeki Cambridge Analytica vurgusu belki de kaset iddiasından daha önemli. İşin içinde CA varsa bir başka devlet daha seçimlere müdahale etmeye hazırlanıyor demektir. Bu da yenilir yutulur bir iddia değil. Havada kalmamalı, kimse de itham altında bırakılmamalı. CHP özellikle bu iddianın peşine getirmeli. Seçimin sonucu ne olursa olsun. Trump'ın seçilmesi Brexit referandumu gibi tarihi olaylarda kamuoyunun algısını sosyal medyayı kullanarak çarpıtan İngiltere merkezli CA artık hizmet vermiyor. Ama başka isimlerle kendi içinden doğan yeni yeni firmalar var ve aktif olarak çalışıyor. Paralı asker gibi kim tutarsa müşterisine hizmet veriyor. CIA'de pek çok benzer firma, casusluk ve istihbarat şirketleri gibi deep ve bir ustaca kullanıyor. Ancak CA'in işi topladığı kişisel bilgilerle şahsı özel propaganda yapmak, algıyı şekillendirmek ve oy tercihini değiştirmek. Kişisel veriler kimin nasıl hedef alınacağı açısından önemli. Kişinin beslenme tercihinden kullandığı otomobile, Netflix listesinden giydiği kıyafetlere kadar her bir veri oy tercihiyle ilgili fikir veriyor. CA gibi firmalar özellikle kafası karışık ve kandırılmaya müsait seçmeni hedef alıyor. Kişiye özel nokta atışlarıyla hassas noktalarını buluyor ve yalan pompalayarak algılarıyla oynuyor. İngiltere'de Türkler geliyor korkusuyla Brexit'e evet oyu verilmesi sağlandı. Amerika'da üçüncü bir adayı destekleyerek Clinton'ın yenilmesine neden oldu. Hindistan, Malta, Avustralya gibi yerlerde seçimlere müdahale etti. Özellikle Amerika'da Rusya'nın CIA üzerinden algı operasyonu yaptığı devlet tarafından soruşturma konusu oldu. Ve birçok yerde izine rastlandı. Türkiye'deki seçim Rusya ile ilişkilerinde yeniden tanımlanması anlamına gelecek. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun Cambridge analitika derken kastının ne olduğunun özellikle merak ettim. Tuncay Özkan'a elinizde Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğine dair bir bilgi var mı diye sordum. Hayır yok yanıtını aldım.